Arkadaşlar, herkese merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım seste ve görüntüde herhangi bir aksilik yoktur. Herkese iyi akşamlar, saygı ve sevgilerimle. Bugün günlerden herhalde Salı günü, saat 9. Kısa bir ders öncesi beraberiz. Umarım ses ve görüntüde bir problem yoktur. Ses ve görüntüde bir problem yoktur. Burada bazı tanıdık insanlar görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz başım ağrıyor, biraz sinüzit problemi yaşıyorum, biraz genizyatı problemi yaşıyorum ama yine iyiyim. Derya Hocam iyi akşamlar, Melike Hocam iyi akşamlar. Herhalde giren girmiştir diye düşünüyorum dersimize. Şu ışığı da açayım arkadaşlar. Şu an net miyiz? Görüntüde bir problemimiz var mı arkadaşlar? Tek uzam Instagram hesabında da canlı yayındaymışız diye bir mesaj geldi. Buraya bir bakayım. Eğer bir problem var mı? Herhalde bir problem şu an için yok gibi duruyor. Şimdi ufaktan başlayacağım. Kaç kişi var? Bir bakalım, sayımıza bir bakalım. İyi, güzel, 60 kişi var. Şimdi arkadaşlar, bizim biliyorsunuz ki müfredatımızda bir güncelleme meydana geldi. Bu güncellemeden kaynaklı bir şekilde bazı derslerin içeriği değişti. Eskiden okul öncesi eğitime giriş adı altında bize sorular geliyordu. Bu dersin adı artık erken çocukluk eğitimine giriş olarak değiştirildi. Şimdi biz ufaktan kağıdımızı, kalemimizi elimize alalım. Sorulara geçmeden önce şöyle bir geri gidersem. Sayın öğretmenlerim, umarım başlıyorum. Umarım bir aksilik çıkmaz. Herkese saygı ve sevgilerimi. Şimdi arkadaşlar, bizim bir numaralı sorumuz nedir? Okul öncesi eğitimin, benim bu kalemim çok pardon, özür dileyerekten bir saniye, bu kalem, benim tablet kalemimde bir sıkıntı var. Çok özür dileyerekten bir saniyenizi almaya çalışacağım. Çünkü kalemsiz olmaz. Arkadaşlar, şu an ekranda çizim yaptığımda bir problem yaşıyor muyuz? Mesela şöyle iki yazsam, üç yazsam bir problem var mı şu an ekranla ilgili? Dönüp de alamıyorum şu an. Sizde görünmüyor mu? Hani iki, üç, dört sizde görünmüyor. Tamam, artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim tabletimde yazı kısmında böyle bir problem var. Buradan idare etmeye çalışacağım sayın öğretmenlerim. Şimdi bizim iki tane sorumuz var arkadaşlar. Bir tanesi okul öncesi eğitimi amaç yazmıyor. Artık yazmaya gerek yok. Kusura bakmayın. Sinir krizi geçireceğim. Bu kalemi fırlatacağım çünkü. Birincisi okul öncesi eğitimin amaçları, önemi, okul öncesi eğitim programının özelliklerinden bir soru bekliyoruz arkadaşlar. Esneklik olabilir, eklektik olması olabilir, programın sarmal özelliği olabilir. Bu bizim için bir sorudur. Bununla beraber okul öncesi eğitimin temel amaçları, toplumsal amaçları, gelişimsel amaçları gibi amaçlarımız var. Mutlaka biz sınava girdiğimiz zaman bu sene bize soru yöneltecektir sayın öğretmenlerim. Bununla beraber okul öncesi eğitim kurumlarının özellikleri bizim için önemli bir noktadır. Yıllar önce de soru gelmişti. Mesela bir kantin sorusu geldi. Okul öncesi binalarında kantin örneğin bulunmaz şeklinde böyle bir soru geldi. Özellikle fiziki çevre düzenlemesi adı altında bilmemiz gereken bir nokta nedir arkadaşlar? 2006 programındaki ilgi köşeleri yeni adıyla öğrenme merkezleridir. Bir başka beklediğimiz soru adı ise arkadaşlar öğrenme merkezleri. Bu öğrenme merkezleriyle ilgili ÖSYM bize çok güzel sorular yönlendiriyor öğretmenleri. Bunlardan mesela bir tanesi hangi merkez seslidir, hangi merkez sessizdir şeklinde merkezlerin ayrımı ile ilgili soru geldi. Bundan önceki yıllarda öğrenme merkezleriyle ilgili hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır şeklinde bir soru geldi öğretmenlerim. Kısacası ikinci soru tarzımız öğrenme merkezleri olacaktır. Bununla beraber üçüncü soru tarzım ise işin tarihçe kısmıdır arkadaşlar. Yüksek Öğretim Kurumu'nun yayınlamış olduğu ders içerik kısmında orada okul öncesi eğitimin, ülkemizdeki okul öncesi eğitimin tarihçesi adı altında bir kısım var.
Özellikle Cumhuriyet dönemindeki yönetmelikler, uygulanan programlar, özellikle Cumhuriyet öncesi Osmanlı dönemindeki erkencilik hukukla ilgili yapılan çalışmalar bizde soru değeri taşıyan kısımlar olacaktır. Bununla beraber en önemli nokta ise yönetmeliktir. Çünkü biz yönetmeliğe göre kaç yaş grubunun hangi okula gideceğini, hangi kurumların milli eğitime bağlı olup olmadığını bu durum doğrultusunda kontrol edeceğiz. Genellikle bize 4 adet soru, 5 soru bekliyoruz biz buradan. Bunun 4 tanesi erken çocukluk eğitiminin özellikleri, ilkeleriyle ilgiliyken bir tane soru da Montessori gibi, Reggio Emilia gibi, Waldorf gibi yaklaşımlardan geliyor. Yaklaşımlardan gelen soru genellikle yöntem program kısmında da yaklaşım soruları gelirken 45. 50. soru civarında bir iki soru da sınava girdiğimiz zaman ilk sorular arasında geliyor arkadaşlar. Şimdi ufaktan dersime başlayacağım. Bence iyi bir katılım, iyi bir ders olması dileğiyle başlayalım arkadaşlar. Bir tane sorum var. Bu benim üçlü marka yayıncılıktaki denememdeki bir sorudur. Yukarıda verilen örnek kurumların hangileri? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlıdır şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Cevabı yazmayın. Çözenler sohbet metninden bize bir artı gönderebilir. Şimdi öğretmenlerim bir azizlik yaşayacağız ama yapacak bir şey yok. Bakınız bizim okul öncesi kurumlarımız ikiye ayrılır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi milli eğitime bağlıdır. Bunlardan bir tanesi de Aile Bakanlığı'na bağlıdır arkadaşlar. Aile Bakanlığı olmak üzere. Öğretmenlerim burada biz neye dikkat edeceğiz? Bize verilen kurumlardaki bazı kriterlere dikkat edeceğiz. Örnek vermem gerekirse. Bir çocuk bir ana sınıfına gidiyorsa nebe mi bağlı? Aile Bakanlığı'na mı bağlı? Kalem görünmüyor mu? Şu an benim buraya MEP yazmam, aile yazmam görünmüyor mu? Beni üzmeyin arkadaşlar. Zaten yorgun hasta hasta ders anlatıyoruz. Şimdi Milli Eğitim ve Aile Bakanlığı dedik. Arkadaşlar soruda size bazı kriterler vereceğim. Bunlardan bir tanesi şudur. Ana sınıflar. Benim kalemim yazmıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu böyle geçen derse beni rezil etti. Niye yazmadım da bilmiyorum ama beni rezil etti. Bunu siz defterinize not alıyorsunuz. Resmi, özel, devlete bağlı bütün ana sınıfları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Hangi yaş grubunda olursa olsun size bir çocuk verdi ve çocuğun bir ana sınıfına bağlı olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu milli eğitime bağlıdır. Bununla beraber ana okulları, benim kalemim maalesef beni rezil etti. Ana okullar resmi olabilir, özel olabilir, devlete bağlı olabilir sayın öğretmenlerim. Ana okullarına giden öğrenci gruplarımız milli eğitime bağlıdır. Burada bilmeniz gereken bir bilgi vardır. Ülkemizde yazamıyorum ama 57-68 ay grubu çocuklar ana sınıflarına gider. 36-68 ay grubu çocuklar ana okullarına gider. Sayın öğretmenlerim buraya dikkat ediyorsunuz. Bununla beraber istisnai bir maddem olacak. Sana soru derse 66-67 ve 68 ay grubu çocuklar veli izniyle ilk okula gidebilir derse bu ifade doğrudur. Normalde bu çocuklar ay olarak küçüktürler ama velinin yazılı izni dahilinde bu kişiler ilk okula gidebilir. Buraya dikkat ediyorsun, istisnai madde sana bunu soru olarak sorabilir. Bu bir. İkinci nokta ise arkadaşlarım 69, 70 ve kalem yazmıyor özür dilerim 69, 70 ve 71 ay grubudur. Öğretmenlerim 69-70 ay grubu çocuklar aslında büyüktür. Bu çocukların ilk okula kayıt olması lazımdır Eylül ayı itibariyle. Ama bu çocuklar da yaşları büyük olduğu halde velinin yazılı izni sonucunda ana sınıflarına gidebilir. Bu 3 ay grubu önemli. İstisnai maddedir. İnkılap tarihinde de eğitim bilimlerinde de her yerde istisnai maddeleri bilmeniz gerekmektedir. Bununla beraber unutmuyorsun, ana sınıfları ve ana okulları resmi özel fark etmeksizin nerede? Milli eğitimdedir. Bir başka maddem, üçüncü maddem ise sayın öğretmenlerim, kamu kurum kuruluşlarına bağlı, kamuya bağlı, buraya dikkat ediyorsunuz. Kamu kurum kuruluşlarına bağlı kreşler ve gündüz bakım evlerini bilmenizi istiyorum. Kreş ve gündüz bakım evleri, kamu, kamudan kastımız devlet daireleridir. Örnek vermem gerekirse TRT. RİTÜK, Devlet Su İşleri, işte örnek vermem gerekirse Ziraat Bankası gibi devlete bağlı çalışan
Devlet kurumlarına bağlı kreşler ve gündüz bakım evleri milli eğitime bağlıdır. Yani örnek verelim hocam. Bir öğrencimizin babası TRT'de çalışsın. Bu çocuğun, bu babanın çocuğu TRT'ye bağlı bir kreşe giderse o kreşi denetleyecek, o kreşin eğitim politikalarını oluşturacak kurum Milli Eğitim Bakanlığı'dır sayın öğretmenlerim. Dördüncü maddem ise üniversite, bakın buraya dikkat ediyorsunuz, üniversite ve uygulama, üniversite hatta şöyle diyelim, kız meslek lisesi diyebiliriz. Üniversite ve kız meslek liselerine bağlı, bakın burası önemlidir, uygulama ana sınıfları var arkadaşlar. Yani örnek verelim, Malatya'da ne var? İnönü Üniversitesi var. Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde bilenler bilir, trambüsle hastane kapısından girince yolun solunda diş hekimliğini geçince bir küçük anaokulu vardır. Bizim o İnönü'deki ana sınıfını okuyan öğretmenlerimizin hayalidir bu okulda öğretmen olmak. O okul üniversiteye bağlı olduğu için, üniversite fiziki olarak üniversite içinde yer aldığı için o okul Milli Eğitim tarafından yönetilmektedir. O okul Milli Eğitim'e bağımlıdır. Toparlamam gerekirse resmi özel ana sınıfları, resmi özel ana okulları nereye bağlı? Milli Eğitim'e bağlıdır. Toparlamam gerekirse kamu kurum kuruluşlarına bağlı. Kamu nedir? Devlet. Anayasadan bunu değil. Kamuya bağlı kreş ve gündüz bakım evleri nereye bağlı? Milli Eğitim'e bağlıdır. Ve son olarak üniversitelere ve meslek liselerindeki, özellikle kız meslek liselerindeki uygulama ana sınıfları nereye bağlı sayın öğretmenlerim? Milli Eğitim'e bağlı. Bu dördünü bilmenizi istiyorum. Bu bir. Niye? Önceki yıllarda buradan Özyeğen'e bize soru sordu. Bununla beraber sayın öğretmenlerim, Aile Bakanlığı. Aile Bakanlığı'na bağlı kurumlarımız nelerdir? Arkadaşlar, özel kreşler, özel kreş ve özel kreş ve gündüz bakım evleri, özel kreş ve gündüz bakım evleri nereye bağlı arkadaşlar? Aile Bakanlığı'na bağlıdır. Bununla beraber çocuk yuvaları, arkadaşlar ülkemizdeki çocuk yuvaları nereye bağlı? Çocuk yuvaları Aile Bakanlığı'na bağlı. Benim bir hocam vardı, derdi ki arkadaşlar, derdi, birçok madde varsa az olan kısmı bilin, çok olanı bilmeyin derdi. Yani sen sayın öğretmenim, bak şimdi, özel kreş ve gündüz bakım evini görürsen Aile Bakanlığı'na gideceksin. Özel çocuk yuvalarını görürsen Aile Bakanlığı'na gideceksin. Bir, iki tane durumun var. Yani sen şu ikisinin Aile Bakanlığı'na bağlı olduğunu bil. Bunun dışında bir madde görürsen gözünü kapat, Milli Eğitim işaretle. Tamam mı sayın öğretmenim? Şimdi sorumuza bir bakalım. Kolay bir soru zaten. 21 aylık Melih özel bir kreşe tam gün devam etmektedir. Hocam, özel kreşler nerede? Aile Bakanlığı'nda. Benim birinci öncülüm ne oldu? Aile oldu. İki, 22 aylık Canan babasının çalıştığı devlet su işlerine bağlı kreş. Hocam, devlet su işleri kamuya bağlı bir kuruluştur. Burası ne olacak? MEB'e bağlı olacak. O yüzden 2 MEB oldu. 3, 60 aylık Masal bir meslek lisesine bağlı uygulama sınıfına devam etmektedir diyor. Hocam, meslek liseleri derse, üniversiteler derse nereye gideceğiz? Milli Eğitim Bakanlığı'na, kalemim yazmıyor, Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğim. Aile Bakanlığı'na bağlı kurum seçeneğimiz yalnız bir Edirne olacaktır. Sayın öğretmenlerim, bu bir okul öncesi öğretmenliği yönetmelik maddesidir. Atandığınız zaman size yol gösterecek olan, sizin uygulama yapacağınız kısım, resmi kısım yönetmelik olacaktır. Bu bir yönetmelik sorusudur. Yönetmelikten size soru gelebilir. Burayı bilmenizde fayda vardır. Umarım hızımızda bir problem yoktur. Umarım gereken notları alıyorsunuzdur öğretmenlerim. Zaten buradaki birçok isim tanıdık. Hepinizi tanıyorum, hepinize selamlıyorum. Şimdi bence not alındı. Basit, kolay bir soruydu. Benim kendi denememdeki bir soruydu. Şimdi buraya geçtim. Bir tane yaklaşım sorusu koydum size. Bu İpek öğretmen farklı okul öncesi. Maraş'ta bizim İpek hocamız vardı. Maraş Yargı'da. Ona da bir selam olsun. Şimdi bak buraya. Kolay bir soru daha geldi. Biz maviyle başlayalım. Yurt dışı gezisine giden İpek öğretmen farklı okul öncesi kurumlarını ziyaret etmektedir. Ziyaret ettiği kurumlarda çeşitli gözlemler yapıyormuş ve gittiği bir kurumdaki sınıflarda pano olmadığını görmüş. Arkadaşlar, pano nedir? Pano, yapılan çalışmaların sergilendiği nokta değil mi? Sergilenme noktasıdır. Yapılan sanat etkinlikleri, yapılan etkinlikleri biz ne yapıyoruz? Ana sınıflarımıza panoları asıyoruz.
Ve bu durumu görevliye soruyor İpek Hocam. Diyorlar ki sanat çalışmaları sergilemiyoruz. Biz bunları panolara asmıyoruz diyor. Arkadaşlar siz bir çalışmayı panoya asarsanız o etkinlik sonuç odaklıdır. Okul öncesi eğitim bizde sonuç odaklı mı? Bizde sonuç odaklı değil. Bakın bizim 2013 programımızda bir madde var. Diyor ki program süreç odaklıdır diyor. Yani biz çocuğun iyi ya da güzel yaptığıyla ilgilenmeyeceğiz. Çocuk neler yaptı? Çocuk nasıl hissetti? Çocuk ilişki kurdu mu? Çocuk öğrenmiş olduğu bir bilgi sonucunda eğlendi mi? Eğlenirken öğrendi mi gibi biz süreç odaklı hareket ediyoruz. Aynı şekilde bu kurumlarda da yapılan çalışmalar süreç odaklı çalışmalarmış öğretmenlerim. Süreç. Tamam mı? Şimdi bu kurum yapılan çalışmaların süreç odaklı olduğu, sonuca göre hareket edilmeyen kurum Waldorf okullardır öğretmenlerim. Waldorf okulları nerede ortaya çıkmıştır? Almanya'da ortaya çıkmıştır. Sergileyen, ortaya atan kişi Rudolf Steiner'dir. Rudolf Steiner Waldorf okullarını ilk ortaya nerede çıkarmıştır? Waldorf Astoria sigara fabrikasında ortaya çıkarmıştır. İlk başta rehberlik çalışmaları, ilk başta felsefi etkinlikler gibi seminerler yapılmış, haftalık yapılmış, sonra bu bir eğitim ekolü haline gelmiştir. Waldorf okulları ile ilgili biraz yorum yapalım mı? Biraz yorum yapalım. Zaten bildiğiniz noktalar olacaktır. Arkadaşlar, Waldorf okullarındaki çocukların hepsi dünya vatandaşı kabul edilir. Dünya vatandaşı. Bunun sebebi nedir? Birinci Dünya Savaşı'nın o yıkıcı etkisini yıkmak, insanlar arasında sevgi temelli ilişkiler geliştirmektir. Din, ırk, cinsiyet fark etmeksizin. Bu okullara her çocuk gelebilir, her çocuk eğitim alabilir. Bu okullarda herkes eşit ve kardeştir diyor. Sayın öğretmenlerim, Waldorf okullarıyla ilgili biraz detaylandırmam gerekirse, Waldorf okullarında çocuklar ne yapar? Gündelik ev işleri yaparlar öğretmenlerin, gündelik ev işleri. Bu gündelik ev işlerine örnek vermem gerekirse, çocuklar temizlik yapabilirler, bulaşık yıkayabilirler, çamaşır serebilirler. Örnek vermem gerekirse. Bununla beraber Waldorf okullarında çocuklar hormonsuz gıdalarla beslenir öğretmenlerim. Hormonsuz gıdalar. Okulun bahçesinde yeşeren meyveler ve sebzelerle beslenirler. Bu okullarda dikkat ediyorsunuz, teknolojik alet var mı? Teknolojik alet yoktur. Bununla beraber bu okullarda beni iyi dinliyorsun, öyküleştirme etkinlikleri vardır. Arkadaşlar, Waldorf okullarındaki en önemli etkinlik öyküleştirme etkinliğidir. Bununla beraber Waldorf okullarında lir adı verilen bir enstrüman bulunmaktadır. Bir enstrümanı müzik etkinliklerinde kullanılmaktadır öğretmenlerim. Altıncı olarak bilmemiz gereken bir ne vardır? Bir doğa masası vardır. Arkadaşlar, doğa masasının amacı çocukların doğanın ritminden haberdar olmasıdır. Size böyle bir soru gelirse, ritim, sanat, eritmi gibi kavramlar verip çocukların doğadaki ritmi takip ettiğinde, çocukların doğada gerçekleşen yaşantıları gündelik hayatlarına uyarlayabildiğinden bahsederse nereye gideceksin? Doğa masasına. Doğa masası nerede? Waldorf'ta. Waldorf'a gideceksiniz. Waldorf okullarında plastik yok. Ahşap materyaller bulunmaktadır. Şimdi Waldorf okulları ile ilgili önemli bir madde yazacaksınız. Waldorf okullarında sınıf yoklamaları. Bak buraya dikkat ediyorsun. Sınıf yoklamaları nasıl alınır öğretmenleri? Şarkı söyleyerek alınır, tamam mı? Buna dikkat edin. Hani biz küçükken İngilizce öğrenirken ne diyorlardı? ABCD diyor değil mi? Ritim oluşturmuştuk. O ritim yoluyla biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Harfleri öğreniyorduk. Bu şekilde çocukların isminin yer aldığı, bir ritim oluşturulduğu, bir ritim kulağının oluştuğu şekilde biz öğrencilerimizin Waldorf okullarında ne yapıyoruz öğretmenleri? Yoklamalarını alıyoruz. Ve önemli bir nokta, Waldorf okulları ile ilgili bilmemiz gereken bir nokta, Waldorf okullarını kim yönetir? Arkadaşlar, Waldorf okullarını öğretmen ve aileler birlikte yönetir. Tamam mı? Bununla beraber size soru olarak gelirse, aile katılımı bizim için çok önemli. 2013 programına dikkat et. 2013 programında senin etkinlik planında ne var? Aile katılımı var. Senin aylık eğitim planında ne var? Aile katılımı var. ÖSYM aile katılımını sever. Sana derse ki, Waldorf yaklaşımlarında aile katılımı nasıl yapılır derse, bunun cevabı komite.
olacaktır. Komiteler şeklinde, gruplandırmalar şeklinde çocukların eğitim sürecinde aileler bilgilendirilecektir. Evde, okulda başlayan eğitim evde aile tarafından desteklenirse en yüksek eğitim verimliliğine ulaşacağız. Bu bizim için önemlidir sayın öğretmenlerim. Buraya kadar Waldorf'la ilgili bilgilendirmeye çalıştım sizi. Gereken notlar alındı mı? Waldorf okullarını kim yönetiyor? Öğretmen yönetiyor. Waldorf okullarında öğretmen ve aile söz sahibi. Waldorf okullarında devlet katkısı yoktur. Waldorf okullarında öğretmenler bir müzisyen, bir şair, bir ruhani lider olacaktır. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi bununla beraber şurayı temizleyeceğim. Burada yok ama şuraya bir portage yazacağım. Geçen sene orman okulu sorusu geldi. Tamam mı? Yazamıyorum, özür dilerim sizden. Portage ilk nerede çıktı? ABD'de çıktı. ABD'de. ABD'nin Wisconsin eyaletinde çıktı. Wisconsin eyaletinin Portage kasabasında çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat ediyorsunuz. Portage'nin merkezinde kim var? Özel eğitim öğrencileri var. Tamam mı? Bununla beraber bunu yaz. Portage'in merkezinde kim var? Özel eğitim öğrencileri var. Portage yaklaşımı Türkiye'de uygulandı mı? Portage programı Türkiye'de uygulandı. 1989'da Hacettepe Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde uygulanmıştır. Hala da dünyada birçok noktada Portage uygulanmaktadır sayın öğretmenim. Portage unutmuyorsunuz, ev merkezlidir. Haftalık ev ziyaretleri şeklinde Portage yaklaşımını biz uygulayacağız. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Tamam mı? Bununla beraber hemen piramide geldim. Nerede ortaya çıktı? Hollanda'da ortaya çıktı. Piramidin kurucusu kim? Van Kuyk'tur arkadaşlar. Van Kuyk. Öğretmenlerim, Van Kuyk'a dikkat edeceksiniz. Piramitten soru gelebilir. Sayın öğretmenlerim, piramit modelinde sınıflarda 12 farklı etnik kökenden çocuk vardır. 12 çocuğa kaç öğretmen denk geldi? Bir öğretmen denk geldi. Buna dikkat edeceksiniz. Bununla beraber şuraya geldim. Çok kapsamlı bilgilendirmeye çalışıyorum sizi. Bir dersimiz var. Hani yarım saat, 40 dakikalık bir dersimiz var. Ama biraz da katkım olsun istiyorum size. Soruda sana gündelik ev işleri derse öğretmenin gündelik ev işlerinin olduğu yaklaşım iki tane. Birisi İtalya'daki Madame Maria Montessori'nin yaklaşımıdır. Bir diğeri Almanya'daki Waldorf'un yaklaşımıdır. Bakın mevzu şudur. Biz bu hataya çok düşüyoruz. Biz ne diyoruz? Bizim çocuklarımız, bizim öğrencilerimiz bütün sınavlardan 100 alsın, her sınavda birinci olsun. Peki bu çocuklar bu kadar başarılı olurken gündelik işlerde başarılı oluyorlar mı? Bağımsız hareket edebiliyorlar mı? Bu çocuklar karşılaşmış olduğu durumlarda kendi kendilerine probleme çözüm bulabiliyorlar mı gündelik hayatta? Zorlanıyorlardır. Biz nereye odaklandık? Akademik yaşama odaklandık. Bununla beraber biz Waldorf'ta ve Montessori'de ne istiyoruz? Akademik başarı tabii ki olsun ama bu çocuklar önce başarılı, sağlıklı birer insan olarak gündelik işlerde başarılı olsun diyoruz. O yüzden yaklaşımda gündelik ev işleri vurgusu gelirse Maria Montessori'ye gideceksiniz, Rudolf Steiner'e gideceksiniz. Buralara dikkat etmenizde fayda var. Ben neden bu Waldorf'u seçtim? Waldorf yaklaşımı, Montessori yaklaşımları genellikle sınıf içi uygulamaların, öğrencilerin yapılarının, etkinliklerin türlerinin, fiziki yapıların önemli olduğu, detaylandırıldığı yaklaşımlar. Biz örnek verelim Head Start'ta, örnek verelim Hikescope'da, piramitte, PYP'de farklı yaklaşımlarda bu kadar çok sınıf içi unsurla karşılaşmıyoruz. Sınıf içi unsurla nerede çok karşılaşıyoruz? Montessori'de. Nerede çok karşılaşıyoruz? Waldorf'ta karşılaşıyoruz. Bunlar bizim için önemli noktalar. Not almanızı istiyorum. Televizyon izlermiş gibi beni de izlememenizi istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Geçen sene orman okulundan soru geldi. Biz yıllardır orman okulundan soru bekliyorduk. Yine gelebilir. ÖSYM kendini tekrar eder. Şimdi mesela ben örnek vereyim size. İnkılap tarihinin her sene Sivas Kongresi önemli bir soru adayıdır. Değil mi? Ya da örnek vermem gerekirse coğrafyada tarihi eserler.
kültür turizmi çok önemlidir. Mesela coğrafyada Antalya'daki antik kentleri bilmiyorsan üzülürüm. Örnek vereyim, Urfa'daki Balıklı Göl'den yerini bilmiyorsan üzülürüm. Örnek vermem gerekirse Mor Gabriel Manastırı nerede bilmiyorsanız üzülürüm. Bununla beraber Aslantepe Höyü, Malatyalılara selam olsun. Malatyalıların en büyük özelliği hepsinin Malatyalı olmasıdır. Aslantepe Höyü'nün nerede olduğunu bilmiyorsanız üzülürüm arkadaşlar. Bunun gibi ÖSYM belli başlı yerlerden sizin bilgi birikimi eksikliğiniz var mı yok mu sizi ne yapacaktır, deneyecektir. ÖSYM tekrar söylüyorum, yine Waldorf'tan, yine Orman Okulu'ndan, yine Montessori'den sorular size yöneltecektir. Bilmekte fayda var. Tamam mıyız? Notumuzu aldık mı? Bazı arkadaşlarımız Teguzem'in Zoom'daki şeyine kaydedememiş, girememiş. Instagram'da inşallah bu problem çözülmüştür. İnşallah Instagram'da yayın yapıyoruzdur şu an. Tamamdır. Şimdi temizliyorum ve geçiyorum. Sınıf etkinliği var mı? Evet. Hem sınıf etkinliği diyebilirsiniz hem de sınıf içi unsur. Yani örnek vereyim. Biz ne diyoruz mesela? Montessori'de şunu diyoruz. Öğretmen karışmaz. Çocuk merkezlidir. Çocuk çalışır. Çocuk üretir. Çocuk yanlış yapsa bile öğretmen müdahale etmez diyoruz. Bu bir sınıf için unsurdur. Mesela veya Waldorf için konuşursam ne diyoruz? Öğretmen sadece öğretmen değildir. Öğretmen bir müzisyendir. Öğretmen bir ressamdır. Öğretmen bir sanatçıdır. Öğretmen bir şairdir. Öğretmen bir ruhani liderdir diyoruz. Değil mi? Bu tarz öğretmen sıfatlarının, öğrenim unsurlarının ön planda olduğu iki yaklaşım Waldorf ve Maria Montessori'nin yaklaşımı olacaktır. Size nezaket, saygınlık, temizlik, giyim ve kuşama önem verilmesi derse Montessori yaklaşımına git. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Şurayı temizleyelim. Evet. Okul öncesi eğitim genel müdürlüğü ile İlköğretim genel müdürlüğü kaç yılında birleştirerek temel eğitim genel müdürlüğü ismi altında yer almaya başlamıştır. Öğretmenlerim beni iyi dinleyin. Okul öncesi eğitim neden zorunlu oldu? Zorunlu oldu diye biliyorum. Neden bu kadar alımlar arttı? Çünkü niye? Okul öncesi ve sınıf öğretmenlikleri temeldir. Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de büyüyen bütün çocuklar, bizim çocuklarımız temel eğitim almaktadır. Bu Urfa'da da vardır, İstanbul'da da vardır, Konya'da da, Malatya'da da vardır öğretmenler. Etrafımızdaki bizim çocuklar ne yapıyor? Sınıf eğitimini alıyor, okul öncesi eğitimini alıyor. Ama mesela örnek verelim, lisede böyle değil. Bazı çocuklar fen sesine gidiyor, bazıları meslek sesine gidiyor, bazıları imam hatibe gidiyor. Değil mi? Sosyal bilimler liseleri var gibi gibi. Bu branşlaşma temel eğitimde yoktur. Bizim de en büyük şansımız alımlar konusunda budur öğretmenim. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu bir tarihçi sorusudur. Hemen kalbimi aldım. İşin tarihçi kısmı benim için önemlidir. Osmanlı ile başlamam gerekirse, Osmanlı bizim nedir? Bizim kökenimizdir. Biz Osmanlıydık değil mi önceden? Şimdi Osmanlı ile ilgili 3 tane eğitim kurumu var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Sıbyan Mektepleri'dir öğretmenlerim. Sıbyan Mektepleri. Bunlardan bir tanesi Darül Eytamlardır. Ben yazamıyorum, özür diliyorum hepinizden. Darül Eytam'dır. Ve bir tanesi de ıslahanelerdir. Size diyecek ki sınava girdiğiniz zaman Fatih Sultan, ben yazamıyorum ama kısaltmasını da şuraya yazayım. Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan, çocuklara erken çocukluk eğitimi verilen kurum hangisidir derse Sıbyan Mekteplerine gideceksiniz öğretmen. İkincisi Darül Eytamlar. Darül Eytam'ın kelime karşılığı yetim yurdudur öğretmenlerim. Yetim yurdu. Soru da size annesi ve babası olmayan öksüz ve yetim çocukların Osmanlı'da eğitim aldığı kurumu soracaktır arkadaşlar. Neredeyiz? Darül Eytam'da olacağız. Bununla beraber üçüncü eğitim kurumumuz ıslahanelerdir. Arkadaşlar ıslahaneler Mithat Paşa döneminde açılmış kurumlardı. Mithat Paşa döneminde. Mithat Paşa döneminde kimleri açtık biz bunu? Kimsesiz ve suça karışmış. Kimsesiz, suçlu çocuklar için biz bu kurumları açtık sayın öğretmenlerim. Bu işin Osmanlı boyutudur. Tamam mıyız? Burayı not aldınız mı?
Tamam. Süper. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi öğretmenlerim, burayı sileceğim. Bu Osmanlı kurumlara değinelim. Bir de bizim ne var? 1923 sonrası yapmış olduğumuz Cumhuriyet ilanıyla beraber ortaya koyduğumuz eğitim politikalarımız vardı. Arkadaşlar 1953 yılında ne oldu? 1953 yılında 5. Şura oldu. Arkadaşlar buraya dikkat ediyorsunuz. 5. Şura'da ne yaşandı? Okul öncesi eğitimle ilgili 5. Şura'da nedir? İlklerin olduğu şuradır. Bunu bil. Bununla beraber 1961 yılında ne oldu? 222 sayılı temel eğitim kanunu yayınlanmıştır arkadaşlar. Bununla beraber 1962, 1992 ve 2012 tarihlerini bil. Öğretmenim 1962 yılında ne oldu arkadaşlar? Ne oldu 1962 yılında? Okul öncesi eğitim genel müdürlüğü kurulmadı mı? Genel müdürlük kuruldu. Bununla beraber 1992'de okul öncesi eğitimle ilgili ilk yönetmelik yayınlandı. Okul öncesi eğitim ilk yönetmelik yapıldı. 2012 yılında ne oldu? 2012 yılında hocam ne oldu? Sınıf öğretmenleri, ilk öğretim ve okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri birleştirildi. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü altında, tek çatı altında bir araya geldi. Cevabım 2012 olacaktır. Değil mi öğretmenim? Hatta 2012-2013 yılında da biz ne yaptık? 2013 yılında, 2013'te biz okul öncesinin ne yaptık? Programını ortaya koyduk öğretmenleri. Burayı bilmemizde ne var? Burayı bilmemizde bir fayda var sayın öğretmenlerim. Şimdi bilmemiz gereken bir unsur var. 1961'de 222 sayılı Milli Eğitim Temel Eğitim Kanunu. Kısaltmasını yazdım. Çok fazla zaman da almak istemiyorum. Hava da sıcak. Zor bir süreç. Farkındayım. Cam açık, kapı açık, sesler geliyor. Umarım sesle ve gözle bir problem yoktur. Tamam mıyız? Burayı geçiyorum. Şimdi buraya geçiyorum. Kısa değinip geçmek istiyorum. Geldim. 2013 okul öncesi eğitim programının özelliklerinin 3 tanesini açıklamamız istenmiş. Arkadaşlar önemli bir ifadem var. Bak şu ifade önemli. Model olarak nedir? Yaklaşım olarak nedir? Arkadaşlar programımız model olarak eklektiktir. Programımız yaklaşım olarak sarmaldır öğretmenlerim, tamam mı? Eklektik deyince senin aklına gelecek. Arkadaş eklektik demek aslında sentez demektir. Beni iyi dinle. Bizim 2013 programımız adına konuşursak bizim programımız eklektik. Niye? Biz istediğimiz zaman farklı yöntem ve tekniğe başvurabiliyoruz. İstediğimiz zaman farklı uygulamalara yer verebiliyoruz. İstediğimiz zaman sınıfta etkinlik yapıyoruz. İstediğimiz zaman açık alanda etkinlik yapıyoruz. Bununla beraber farklı yaklaşımlardan faydalanabiliyoruz. Soruda farklılık, farklı ekoller, farklı eğitim ilişkileri, farklı etkinlikler, farklı stratejiler gibi kısımlarla ilgili soru gelirse eklektik özelliğine gireceksiniz. Eklektik eşittir, sentez olmasıdır sayın öğretmenim. Bununla beraber yaklaşım olarak nedir diye sorarsa yaklaşım olarak sarmaldır. Hocam sarmallık nedir? Sarmal döngü şudur. Biz çocuklara bir etkinlik yaparken, bir uygulama yaparken ne yapıyoruz? Aynı kazanım ve göstergeyi, bak buna dikkat et, aynı kazanım ve göstergeyi ilerleyen süreçte farklı etkinlikler ile, burası benim için önemli, yazamıyorum, üzgünüm, farklı etkinlikler ile tekrar tekrar ele alıyoruz. Hocam oraya karıştırmış olabilirim. Oraya tekrardan geri dönüş yapabiliriz. 62 yılında yönetmelik, 92'de genel müdürlük. Yanlış mı söyledim? Yanlış söylesem onu düzeltebilirsiniz. Çünkü bayağı da dikkatim dağıldı. Onu düzeltelim. Çünkü 92'de ilk genel müdürlük ne dedim ben? Vallahi kusura bakmayın orada bir hatam olabilir, biraz rahatsızım. Yönetmelik
62, genel müdürlük 92. Oraya dikkat edin arkadaşlar. O bilgi bende karıştı. Oraya dikkat edin. Tamam mı? 62 ve 92 karıştı. Oraya dikkat edin. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir orayı anlat, bir orayı anlat. Arada böyle dil sürçmeleri yaşayabiliyorum arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi benim için önemli bir nokta var. Sarmallıkla ilgili. Sayın öğretmenlerim, şu bilgi önemli. Aynı kazanım ve göstergeyi aynı etkinlikte uygulamayacağız. Bak, sarmallıkla ilgili püf nokta şudur. Örnek verelim, birer birer ritmik sayma. Okul öncesi eğitimde birden 20'ye kadar ileri sayarız. Ondan da 1'e kadar geri sayarız. Şimdi ben şöyle bir yorum yapmam gerekirse. Mesela bir öğretmenimiz Ekim ayında sayıları öğretti. Tamam mı? Ekim ayında sayıları öğrettiğinde kullandığı kazanım aynı. Aynı kazanımı kullandım. Aynı kazanımı Kasım ayında kullanacağım ama farklı bir etkinlikte kullanacağım. Kasım ayında sayıları öğrettim. Tamam mı? Aynı kazanım gösterge. Aralık ayında tekrar sayıları öğreteceğim. Tekrar sayıları öğretirken bu sefer aynı etkinliği kullanmayacağım. Farklı bir etkinliği kullanacağım. Tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Hani şöyle bir madde gelirse yaklaşımlar programımız sarmaldır deyip sarmallıkla ilgili yani aynı kazanım ve gösterge aynı etkinliklerde ele alınırsa bu doğru değil. Aynı kazanımım olacak ama ne yapacağım? Farklı bir etkinlikte kapsamımı genişleterek bunu uygulayacağım. Hocam şimdi bilmiyorum. Tabii ki bilgi kirlilikleri olabiliyor. Yanlış anlaşılmalar oluyor. Ben de dilim sürüşüyor. Benim de yanlışım olabiliyor. Ne demişiz? Önce sıfır mı yoksa on mu? Hocam bunu yani sıfır diyen de var. Bunu on diyen de var. Ben şunu düşünüyorum. Önce birden dokuza kadar öğretiyoruz. Sonra sıfır. Sonra on şeklinde düşünüyorum. Ama farklı bilgiler de mutlaka verilebiliyor sayın öğretmenim. Şimdi son olarak bizim programımızla ilgili şöyle bir şey yapacağım. Bizim programımız gelişimsel bir programdır. Ben normalde tahtayı böyle kirli kullanmam ama tablette yazı yazmak bu sıkıntılı. Tabletim problem veriyor. Arkadaşlar ben önce sıfır sonra on diye düşünüyorum. Başka hocalar da tabii ki farklı bilgi verebilir. Şimdi arkadaşlar gelişimsel özellik şudur. Bizim okullarımızda 36-48, 48-60 ve 60-72 ay olmak üzere 3 farklı yaş özelliği kullanacağız. 36-48, 48-60 ve 60-72'yi yazamıyorum. 60-72'yi kullanacağız. Burada ne yaptık? Yaş aralığını, gelişimsel özelliğini dikkate aldık. Gelişimsel olmasının başka bir kanıtı nedir? Bizim programımızda nelerimiz var? Dil gelişim alanımız var. Motor gelişim alanımız var. Bilişsel gelişim alanımız var. Sosyal duygusal gelişim alanımız var öğretmenlerim. Bu da bizim programımızın üçüncü özelliğidir. Arkadaşlar 62 yılında ilk yönetmelik, 92'de de okul öncesi genel müdürlüğü kuruldu. Bunu dikkatli bir şekilde yazmanızı istiyorum. Ama benim için önemli nokta nedir? Hocam benim için önemli nokta, şunu kapatayım, geri gideyim. Bu sorudur arkadaşlar. 2012'ye dikkat etmenizi istiyorum. Tamam mı? 2012'de ne yaptık? Biz burada temel eğitim adı altında, temel eğitim genel müdürlüğü adı altında birleştirildik. Önceki soruya da gidersem, sınıf içi unsurlar, öğretmen özellikleri, etkinlikler, malzeme, materyal, gündelik hayatta ilişkiden dolayı Waldorf ve Montessori'ye de dikkat etmenizi istiyorum sayın öğretmenlerim. Şimdi 2013 okul öncesi eğitim programıyla da ilgili bir klasik şekilde 3 tane soruyu açıklamaya çalıştım. Eğer sürçülisan ettiysem affola, hepimizden de özür dilerim sayın öğretmenlerim. 40 geçiyor. 40 dakikalık bir dersti. Kısa bir bilgilendirme yapmaya çalıştık. Sınav sonuna gelindi. Yolun sonuna gelindi. Zor bir süreç yaşadınız. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. İnşallah herkes atanır. İnşallah bu zor günleriniz, bu emek verdiğiniz günlerin karşılığını atanarak en güzel şekilde kutlarsınız. İnşallah o kararnameler gelir. Zaten kısa bir dersti. Bir saatlik. Ders çok iyi gidiyor ama teşekkür ederim ama bir saatlik bir dersti. Arkadaşlar zaten bildiğiniz yerleri anlatmaya çalıştım. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. Sizden şöyle bir ricada bulunacağım. Kendinize güvenmenizi, kendinize inanmanızı istiyorum.
Ders için ben teşekkür ederim. Dönütleriniz için ben teşekkür ederim. Faydalı olduysam ne mutludur sizlere, ne mutludur bana. Bana zaman ayırdığınız için, yani çok uzun bir süre değil, 40 dakikalık bir süreydi ama beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Korkmanızı istemiyorum. Kendinize inanmanızı istiyorum. Emek verdiniz, çabaladınız, uğraştınız, çok büyük efor sarf ettiniz. İnşallah bu derslerin verimliliğini görürsünüz. Bir yaklaşımlara değindim, bir tarihçeye değindim, bir programa değindim, bir yönetmeliğe değindim. Böyle önemli önemli yerlere değinmeye çalıştım kendimce. Umarım faydalı olmuştur sayın öğretmenlerim. Arada karıştırarak da biliyoruz. Olabiliyor. Dilimiz, çenemiz, yorgunuz. Biraz da hani halinden anlıyorsunuz. Yorgunluk da var. Tadı damağınızda kaldı. İnşallah verimli olmuştur. Kendinize inanın. Stres yapmayın. Kendinize güvenin. Siz zaten KPSS hazırlandınız. Şimdi benim Antep'te Gökhan Hocam var. Gökhan Hocam, Gökhan abine selam olsun. Gökhan abi şey der. Siz birer kahramansınız da. Siz birer kahramansınız arkadaşlar. İnşallah yolun sonu atama olur. Bunun dışında da kendinize güvenin, stres yapmayın arkadaşlar. Stresin en büyük rakibinizdir. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Bu yolda emek de çaba da başarı da sizindir. Yani hocam KPSS'ye hazırlanmak o kadar kolay bir mesele değil arkadaşlar. Ne kadar yıprandığımızı biliyorum, yaşıyoruz, fark ediyoruz, görüyoruz. Kendisine inanan insanlarımız, kendisine güvenen insanlarımız başarıyı sonuna kadar hak ediyordur arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Beni dinlediniz. Bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Başka güzel zamanlarda, güzel günlerde görüşmek üzere sayın öğretmenlerim. Hayırlı akşamlar. Tekuzam ailesi olarak sizlere teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İnşallah alanda 73 net yaparsınız. Son duam da budur. Size 73 net söylüyorum. İnşallah alanda da 73 net yaparsınız. Tamam mıyız? Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın öğretmenlerim.